meşhur simitçi oldum Zahide abi. Yakında köfte yiyorsun, kim yiyorsun? Bulatma kardeşim, bulatma. Neyi sallayın, size çekin. Hayat berbat, yaşam berbat. Nefes alamıyoruz. Hani engellim var. Gel anne. Zihinsel engelli ve şu an lösemi oldu. İlaçlarının yarısı raporlu, yarısını parayla alıyorum. Ve ben, bak esnaf engellime don verdi, atlet verdi. Onları götürüyorum engellime, hastama. Evime götürecek ekmeğim, yemeğim yok. Geçen AK Parti'ye gittim. Yalvardım, yakardım. Sağ olsunlar. Bana biraz bir para çıkardılar. Allah razı olsun, gene geri çevirmediler. Engellimden dolayı. Ha, sağ olsun belediyelerimiz gene yardımcı olmaya çalışıyorlar elinden geldiği kadar, ama nereye kadar dileneceğiz? Daha nereye kadar isteyeceğiz? Benim babadan aldığım maaş 3000 lira. Yetim maaş alıyorum. Engellimin aldığı maaş, zihinsel engelli, 2800 lira. Bir de kanser hastası bu. Hadi gelin yaşayın bu ülkede. Hani şu ülkeye canlı bomba koyuyorlar ya, hiç gerek yok. Bizler birer canlı bombayız, biz patlayacağız. Patlarken de çevremize zarar vereceğiz. Yani artık başımızdaki Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, kimse gelip bizi dinlesinler, duysunlar artık, yeter. Mülteciler kira ödemiyor. Hastanede bedavalar, ama bize gelince kuyrukta ölüyoruz. Allah aşkına duysunlar sesimizi. Ben buradan sesleniyorum yani. İki tane kızım var. İkisi de beni terk etti gitti. Ben kirada oturuyorum ve kiramı ödeyemiyorum. Ben nasıl geçineyim? Şimdi engellime mi zarar vereyim? Kendime mi zarar vereyim? Çıkayım bir binanın alt üstüne atayım kendimi aşağı. Ha, sorunlar bitecek mi? Devlet için bitecek. Bir tane konuşan gitti diyecek. Oh şükür. Bir geride bıraktıklarımız ne olacak? Ben kendimi öldürürsem engellim ne yapacak? Nasıl yaşayacak? Yani duyurun sesimizi Allah aşkına. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik göstergeler gayet iyiydi. Ama sizin... Ha çok iyi. O yüzden yaşayamıyoruz. Çok iyi. Ben pazardan hiçbir şey... Bak ben pazarcıyım. İkinci el eşya satıp evimi geçindirmeye çalışıyorum. Akşam şuradan tezgahtan hiçbir şey alıp gidemiyorum. Marketin, Şok'un, BİM'in, A101'in çöpe attıklarını, buruşmuşlarını, onları ben toplayıp evime götürüp onları yiyorum. Alamıyorum. Çünkü diyorum ki şuna şu fiyatı verirsem ben kiramı ödeyemeyeceğim. O yüzden ben bunu alıp evime götüremiyorum. Çöptekilerini topluyorum, onlarla idare ediyorum. Eviniz kira mı? Kira. Nasıl ödüyorsunuz? Ödeyemiyorum işte. Ödeyemiyorum. Ha şu var, Allah ev sahibime gökten yağdırıp yerden toplatsın. Adam beni idare ediyor. Ama kimi ev sahipleri de var, kapını önüne atıyor eşyalarını, insanların. Yani. Ne diyeyim yavrum, diyecek bir şeyimiz yok. Artık patlamaya hazır birer bomba biz olduk. Sesimizi duyurun. Pazar gelsinler de bir görsünler, öyle köşe oturmayla olmaz. Bir... Emekli misin? Emekliyim ben. Kocamdan emekliyim, 800 lira para alıyorum. Yani 8000 lira para alıyorum. Neye yeterse bir Erdoğan gelsin de görsün buralı. O eşimden aldığım için bizden kesiliyor. 10.000 lira verseler vermiyorlar, onu da vermediler. Çocuklarım yardım ediyor, yoksa geçinir mi 10.000 lirayla? Eviniz kira mı peki? Evimde kira değildi, dönüşüme gitti. Şimdi kiraya çıktım. Devlet ne verecek bilmiyorum, daha onu da almadık. Öbür eve geçtim ama 20.000 lira. Oğlum ödüyor. Ben nasıl ödeyeceğim oğlum? Oo, fiyatlar bedava. Bedava. Gelsin Erdoğan alışveriş etsin de görsün pazar. Emine Hanım öyle tabildotları küçüldün demeye
şey etmesi kolay öyle. Kendi küçülsün bakalım. Nasıl küçülüyorsa sarayda oturmayla bu iş olmaz öyle. Peki dün de bir mitingdeydi Erdoğan. Dedi ki ekonomik göstergeler gayet iyi dedi. Ya çok iyi, çok iyi. Millet keyfinden oynuyor. Oynuyor hadi. Duysun bunları da azıcık utanırlar belki. Fiyatlar hiç güzel değil yani. Gayet eskiden alım gücümüz yüksekti. Şimdi alım gücü diye bir şey kalmadı. Bitirdiler gençlerin umudunu, her şeyini çaldılar. Mahvolduk yani. Esnaf esnaflığını yapamıyor. Çiftçiler tarım yapamıyor. Nedir yani? Ne oluyoruz böyle? Hiç ummadığımız ülkelere döndük yani. Zaten mülteci dolu her taraf. Mülteciler bizlerden iyi geçiniyor. Emeklilerden iyi geçiniyor. Emekliler sürünüyor. Yani yardım ederdik, yardım alır duruma hale geldik abi. Bu kadar basit yani. Tabii ona iyi, her şey çok güzel. Sarayda yaşayınca her şey güzel ama bize değil yani. Bizim aldığımız maaşı bir ay geçinsin bakalım. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Kirasını verebilecek mi? Etini alabilecek mi? Et olmuş 400-500 lira. Yani o kadar doluyuz ki hepimiz. Yani konuşacak artık böyle o kadar çok şey var ki. Dilimiz varmıyor yani. Sinirden. Konuşamıyorum yani. Alışverişe çıkıyoruz. Pazarda alışveriş eskiden 100 lirayla sepeti doldururduk. Şimdi bir maydanoz olmuş 10 lira. Maydanoz ot yani ot. Hayvanlara verilen şeyleri millet, insanlar artık böyle çöplerin aralarından toplayarak alıyorlar yani. Ne diyeyim yani. Berbat. Ülkenin değişmesi lazım. Değişmesi de hemen olmayacak. Uzun yıllar alacak. Yani ne bileyim eskiden dolar düşüktü. İstediğimiz ya Türk lirasıyla aynı paraydı ama şimdi benzin diyorsanız 45 lira. Dolar öyle. Nasıl geçinecek bu insanlar? Emekliler aç. Askeri ücretliler aç. Kirasını ödemeyenler var. Şu pazarı saat 5'ten sonra gelin de görün bakalım. Gelip de görün bakalım. Evet. Bütün artık malları aşağıdan toplayanlar, yiyenler, yazık günah değil mi? Bizim Türkiye Cumhuriyeti bu vaziyete mi gelecekti? Utansınlar, o baştakiler utansın. Erdoğan dedi ki, he, ekonomik göstergeler gayet iyi. Evet, kendi kendine internetlerde veriyor, itiraf ediyor. He? Yazık günah. Haram zıkkım olsun, bütün millet haram ediyor. Başka diyeceğim hiçbir şey yok. Geç, ya, gel. Pazara geldim dün. Ya pazar alışveriş yapacağım ama yok bakıp geçim gidiyoruz ya, fiyatlar bize göre çok yüksek yani. Ne alacaktım? Sayılı domates, salatalık, onun yanında limon. Bir de ne var? Limon var, bir de peynir. Zeytin bile almadan dönüp gidiyorum işte, o kadar. Vallahi yüksek. Yüksek kardeşim yani, böyle hani 350 liradan çıktı. 3 parça şey almadan dönüp eve gitti. O kadar yani, başka bir şey yok. Allah'tan ki hani dolaba koymuştuk yazın. Onlarla idare etmeye çalışıyoruz yani, ne yapalım. Emekliyiz tabii yani. Ne kadar maaşlı? Valla ben eşimi kaybettim. Benim aylık da zaten yarıdan fazlasını aşağıya düştü. Yani olduğu kadar işte geçirmeye çalışacağım artık. Ne yapayım? Tek başımayım. Valla bilmiyorum nereye kadar. Nereye kadar giderse gidecek bu iş. Artık ne diyeyim ki yani, bak ayvayı unuttuk. Elma ben bu kışın hiç almadım. Hani 25 lira 30 lira. 4 tane elma 30 lira. Almadım. Allah'tan ki torun getirmişti benim Amasya'dan. Onları soyduk, temizledik. İşte dolaba koydum. Onlardan idare ettim ya. Ne yapayım ya. Vallahi eti bir aydır almadık. Et bir aydır. 450 lira 500 lira yani. Ben şimdi kızlarla beraber oturuyorum. Onlarla beraber bir kilo kıyma. Bir defa köftelik yani almadık. Tavuk alıyoruz işte, o da bile pahalı. O bile pahalı yani. Bugün tavuk aldım 4 tane. 90 lira mı ne verdim? Almadan da olmuyor kardeşim ya. Aç da gezemiyoruz ki. Bak orucum ben. Ben şimdi eve gideceğim, ne yapacağım kara kara düşünüyorum valla.
emekliyiz ama maalesef sürünüyoruz. Fiyatlara bakıp geçiyoruz sadece. Alma gücü yok. Birini alsan ikinciyi alamıyorsun. Kiralar maaşımız kadar emekli olunca. Allah yardım etsin. Bizi gören yok, duyan yok. Kredi kartı borç, kredi kartı. Sebze alacaktım, hiçbir şey almadım. Henüz fiyatlara bakınıyorum. Acaba uygun bir şey var mıdır diye. Var mı? Maalesef, maalesef. Salatalık kilosu 50 lira, düşünebiliyor musunuz? Maydanoz 10 lira, maalesef. Sürekli değişiyor. Fırsatı güdenler de var tabii ama onlar da kendince haklı. Alamıyoruz. Zeytin 100 lira. 100 lira. Şu kadar zeytin 100 lira. Nasıl geçineceğiz? Ne olacak böyle? Ekonomik göstergeler gayet iyidir. Siz katılıyor musunuz, öyle mi? Katılmıyorum. Asla katılmıyorum. O kendisi görmüyor. Sarayda oturduğu için beyefendi. Nereden haber olsun? Yanımıza gelse, görse bizimle birebir, bizimle paylaşsa sorunlarımızı, eminim ki fark edecektir. Ama kendisine de iletilmiyor doğrular bence. O yüzden farkında değil tabii ki. Tok acın halini anlamaz evladım. Çok şükür ama sürünüyor bütün insanlar. Fiyat bakıyor, şey bakıyor. Valla ben oruçluyum. Çok şey alacaktım ama gücüm yetmediği için hiçbir şey alamadım yani. Her gün değişiyor. Her gün bir şey değişiyor. Yani ne yiyeceğimiz, ne alacağımızı bilmiyoruz. Oruç tutuyoruz ama akşam iftara ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani her şeyi almış başını gidiyor. Şu hiçbir şey yok içinde. Bir kıvırcık var içinde. Bir kilo da pırasa var. Şu zeytini aldım 300 milyon. Hepsi. 400 milyon ayırmıştım ama 300 milyon bunlara verdim. Başka da bir şey kalmadı. Alamadım ki. Hiçbir şey alamadım. Bir kıvırcık, bir kilo pırasa aldım. Yani ne almak için? Mantar alacaktım. Başka şeyler alacaktım. Domates, salata alacaktım. Biber alacaktım. Biberin kilosu 100 lira yani. Hiç dokunamıyoruz ki hiçbir şeye. Hiçbir şey alamıyoruz yani. Alım gücü tamamıyla bitti yani. Hanımefendinin dediği gibi kendileri saraylarda oturuyorlar. Hiç arkayı görmüyorlar yani, bu insanlar ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor. Onunla kimse... Evet, kendileri gelip bir kere olsun görebilseler belki anlarlar o zaman halimizi. Ben emekli öğretmenim, 28 yıl çalıştım. 15 bin lira kira ödüyorum. Nasıl geçineceğim? Elektrik, su, doğalgaz. Dileneyim mi ya? Üstelik de çok ciddi rahatsızlığım var. Rapor ilaçlarım parası 300 lira tutuyor. Düşünebiliyor musunuz? Kanser hastasıyım. Eşim öyle, aynı hastalıktan. Yani bu nedir? Bu sürünmek. Ölüme terk edilmiş durumdayız beyefendi. Maalesef ölüme terk edilmiş. Nüfus azalsın diye galiba emeklileri görmek istemiyorlar. Bence buna karar verdim artık. Başka yapacak hiçbir şey yok.